Bu arada bir son dakika Aynen. gelişmesi. Suriye'deki PKK-YPG tesisleri ve yöneticileri hedef alındı mitin operasyonlarıyla. Ekranlarınıza yansıyor. Nasuhi Güngör, buyurun efendim. Tezkereyi konuşalım mı Akif, yoksa Tabii, operasyonla ilgili mi tezkereyi konuşacağız? lütfen. Tamam. Şimdi aslında senin yayını açarken tabloda işaret ettiklerinin bir parça açmış olacağım ben sadece öyle. Cumhur İttifakı tarafında ben herhangi bir fire olacağını düşünmüyorum. İYİ Parti ile ilgili de yaptığım görüşmelerden de hareketle söylüyorum. Bu konuda bir fire olacağını sanmıyorum. Çünkü geçen sefer bir ya da ikiydi yanlış hatırlamıyorsam fire olmuştu. O bile kıyamet koparmıştı. Ayrıca şunu da ifade edeyim. İYİ Parti bu kez tezkereye hayır oyu verenlere, mesela Cumhuriyet Halk Partisi eğer öyle bir şey yaparsa ve diğer siyasi aktörlere çok daha açık, çok daha sert tepki koyacak. Çünkü o dönemde biraz siyasetin hani seçim atmosferi içinde yine duruşunu sergiledi ama eleştirilerin ya da bu tür tartışmaların içinde fazlaca yer almadı. Ancak bu kez daha açık ve sert bir tepkiyle aslında bakarsan senin en başta sorduğun sorunun cevabını da verdi. Yani Millet İttifakı'ndaki o diziliş esasen bitmiş durumda. Yani onun ana aktörlerinden, ikinci ana aktör olan İyi Parti'nin bu tezkerede alacağı pozisyonda öyle görünüyor. Zaten Saadet yerel gelecek seçimlerle mi? ilgili Deva aldığı ile ilgili pozisyonda ne düşünüyorsunuz bu arada? hemen geleyim. Deva ile ilgili söylediğine tamamen katılıyorum. Çünkü Deva seçim sürecinde de işte kapatma davasından sonuç çıkarsa olumsuz HDP'liler işte listelerimizden girebilir. İşte tırnak içinde Kürt meselesine dair verdiği mesajlar vesaire. Bunlarla kendisine özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ayrı bir yer tutmaya çalıştı. Bir taban tutmaya çalıştı. Bunu test etme imkanı olmadı çünkü seçimlere CHP listesinden girdi. O bakımdan orada farklı bir duruş sergileyebilir mi? O soru işareti ama Saadet grubu, yani Gelecek ve Saadet'in içinde yer aldığı grubun ben de tezkerede olumlu oy kullanacağı kanaatindeyim. Çok özür Şimdi dilerim. Nasuhi bu biraz da Güngör, atmosfer. bir virgül koyabilir miyiz? Son dakika gelişmesiyle ilgili notu Tabii. bir alalım. Ondan sonra ben hemen size söz vereceğim. Tekrar devam edelim. Elbette. Aykut bekliyor bizi Ankara'da. Şu son dakika Ankara'daki saldırı sonrasında telefon attığımızda Aykut Türel. Peki, Suriye'deki tesisler hedef alındı. Hemen detaylarını bir alalım, sonra devam edelim. Aykut, sendeyiz. Mehmet Akif Ersoy, hemen aktarmaya başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o operasyonunu PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de PKK-YPG'ye ait hedefler vurulmaya devam ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bir kez daha Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. PKK-YPG'ye ait bina ve tesisler o operasyonda hedef alındı. Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğini tespit etmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de konuştuğu PKK-YPG'ye ait askeri tesislerin ve örgütün yönetici kadroları bu operasyonda da bir kez daha hedef alınmış oldu. O tesisler arasında silah mühimmat depoları, saldırı sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin yer aldığını aktaralım. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edileceği de yine aktarıldı. Dediğimiz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimi sonrasında operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kez Suriye'de PKK-YPG'ye ait bina ve tesisler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla hedef alındı. Teşekkür ediyoruz Aykut. Detaylarını paylaştı. Dünden bu yana aralıksız devam eden operasyonlar var. TSK'nın ve MİT'in peş peşe gerçekleştirdiği. Nasuhi Güngör, buyurun. Deva Partisi, Gelecek, Saadet dedik. Gelecek ve Saadet'e bir fire beklemediğinizi söylediniz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi Saadet grubunun, yani Gelecek ve Saadet'in bu konudaki tavrı öyle olacak. Deva ile ilgili doğrusu ben de merak ediyorum. Yani doğrudan bir temas kurma imkanı da olmadı yakın bir tarihte. Ama şu var Mehmet Akif, özellikle CHP için de söylüyorum bunu. Az önce hocamın söylediği hani devlet ve hükümeti birbirinden ayırmak meselesi çok bence kıymetli bir ayrım. Bu sonuçta bir devlet politikası. Yani uygulayıcıdan bağımsız değil elbette, uygulayıcı da onun bir parçası ama sonuç itibariyle Türkiye'nin ana temel çıkarlarını ve Türkiye ile ilgili temel bir tehdidi bertaraf etmeye yönelik. Şimdi CHP bu süreçte de buna hayır derse bu Türkiye siyasetinde kendisi açısından da çok ciddi bir yol ayrımı olacak. Mesela bir daha herhangi bir şekilde muhafazakar, sağ vesaire nasıl tarif ediliyorsa o alanda ittifak kurabilme şansını bulabileceğini de sanmıyorum. Öyle bir ihtimal bu kadar görüyor etkili musunuz? Bir Yani mesele. hayır deme ihtimali var mı bu arada CHP'nin? Ben hala hayır diyebilme ihtimallerini görüyorum. Ankara'da bu biraz konuştu fakat Cumhuriyet Halk Partisi içinde de böyle bir tezkire daha önce hayır verildiğinde
farklı bir oy ya da HDP ile aynı çizgide oy verildiğinde ciddi itirazların geldiğini de biliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de öyle bir bütün olarak hani Türkiye'nin, ben açıkça söyleyeyim, Türkiye'nin aleyhine sonuçlar üretecek bir karara imza atma konusunda da herkesin aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Bence CHP içindeki kongreden önce de bu kendileri açısından da önemli bir sınav olacak. Fakat bir şey de gözetiyorlar. O da maalesef politik bir gerçeklik. Önümüze yerel seçimler var. Yerel seçimlerde İYİ Parti bağımsız gireceğini söyledi. DEVA aynı şekilde. Gelecekte Saadet'in bu konuda hani herkese açığız dediler ama HDP, YSP ya da artık yeni partinin adını şu anda neydi? DHP. Halkların Demokratik Demokratik Halklar Partisi. Bunlarla yapacakları bir ittifakın zeminini de tamamen ortadan kaldırmak istemiyor olabilirler. Yani bu da tatsız bir gerçek, hani yerel seçim süreciyle ilgili. Ama siyasetin bunu da dikkate aldığını ben söylemek durumundayım. Demokrat Parti'nin tavrını bilmiyorum. Demokrat Parti aslında hani belki de en sağ tandanslı partilerden bir tanesi. Doğru. Fakat şu dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile politik olarak ayrışmadı. Ancak artık bu tezkere oylaması bize şunu söyleyecek galiba. Muhalefet içinde bir bütünlük, o altılı masa, işte Millet İttifakı süreci diye bir sürecin kalmadığını hep birlikte göreceğiz. Eğer vaktimiz varsa, buyurun, az önceki buyurun. O güncel haberle ilgili de Sayın Hakan Fidan'ın söylediği o cümleyle ilgili de bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Şu ana kadar rastlamadığım için önemsiyorum onu. Şimdi Sayın Fidan dedi ya, Irak'ta ve Suriye'de PKK-YPG'ye ikisini ayırmaksızın söyledi. Hı hı. Ait bütün altyapı, üst yapı, enerji tesisleri bundan sonra hedefimizdir. Üçüncü taraflara da kenara çekilin dedi. Üçüncü taraf kim biliyoruz, kukla kim, kuklacı kim, bunları bütün coğrafyada herkes biliyor. Fakat şuraya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi mesela biz bunları konuşurken, İşte Amerika Birleşik Devletleri tırlar dolusu silah indiriyor, silah eğitimi veriyor. İşte YPG terör örgütünü artık silahlı bir güç haline getiriyor. Neredeyse tırnak içinde sözde bir düzenli ordu haline dönüştürüyor derken bir gerçeği atlıyoruz. Bakın burada altyapı, üst yapı, enerji. Buna bir takım başka tesisler ve merkezler de eklenebilir. Amerika Birleşik Devletleri burada aynı zamanda büyük bir maalesef işletme faaliyeti yürütüyor Mehmet Akif. Bir eğitim faaliyeti yürütüyor. Kadınlarla ilgili eğitim faaliyetleri yürütüyor, eğitimler veriyor. Şimdi şunu mu düşünüyoruz mesela bunları anlamaya çalışırken? PKK-YPG dediğimiz terör örgütünün üniversitelerde kadroları var oralarda. Yetişiyorlar, geliyorlar. Bu enerji tesislerini, bu kritik kurumları yönetiyorlar. Hayır, bunları bizatihi Amerikalılar yönetiyorlar. Amerikalıların getirdiği kadrolar yönetiyorlar. Dolayısıyla Amerikan askeri varlığından ibaret değil oradaki destek. Orada ne yazık ki tırnak içinde sivil diyelim biz buna ya da sözde sivil diyelim. Bir alanda da teröre destek, terörün altyapısını oluşturmak, onları beslemek ve daha kalıcı hale getirmek konusunda bir faaliyet var. O bakımdan Türkiye'nin Dışişleri Bakanı eliyle bu anlamdaki bir hedefi göstermesi ve üçüncü taraflara buradan çekiliniz demesi sadece hani arada sırada oradan yolları geçiyor aman kafalarına bir şey düşmesin gibi bir şey değil. Zaten o yapıların içindeler, o enerji tesislerinin içindeler, o altyapı tesislerinin mimarisinde, yapımında varlar. Ben bunun çok önemli bir açıklama, çok tarihi bir eşik olduğunu düşünüyorum. Buraya da tesadüfen gelmedik ama eğer ikinci turda zaman kalırsa... Yani şöyle genelkurmay açıklamasında Zeki Aktürk, Tuğamiral Zeki Aktürk işte basın mensuplarının sorularını yanıtlandırırken bu bir hatırlatma dedi. Yani daha önce de söylediğimiz bir şeydi. Hatırlatma dedi. Hı hı. Ama siz bir başka bir tonda paylaşıldığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle, tabii ki hatırlatma. Yani şimdi savaş ilan edecek haliniz yok bunu söylerken de. Ama şu gerçeği tekrar ifade edelim. Burada dediğim gibi... Bir terör örgütüne bugüne kadar belki dünya terör tarihinde görülmemiş ölçüde bir destek, bir altyapı oluşturma faaliyeti var. Ben bunun sadece bir silahlı faaliyet ve eğitimden ibaret olmadığını, burada Türkiye'nin kendisinin hedef olarak ilan ettiği alanların da aynı küresel güç tarafından inşa edildiğini söylüyorum. O bakımdan hani kenara çekilin, üçüncü taraflar buralardan geçmesin, hani dikkat edin anlamında bir uyarıdır. Ama aynı zamanda Türkiye'nin orada olup biten tezgahtan haberdar olduğunun da ifadesidir, öyle söyleyebilirim.